Merhabalar arkadaşlar, sayfa 67'deyiz. Dairenin alanını işleyeceğiz. Bir çemberin kendisiyle iç bölgesinin birleşimine daire denir. Yani çember noktalardan oluşur. Daire ise bir yüzeyden ibarettir. O yüzden dairenin alanından bahsedebiliriz. Ama çemberin alanı diye bir şey söz konusu değildir. Çünkü çember noktalardan oluşur. Dairenin alanı yarıçapı r birim ise arkadaşlar pi r karedir. Örneğe bakalım. O merkezi dairenin alanı 36 pi santimetre kare olduğuna göre çemberin çevresi kaç santimdir? Alanı 36 pi santimetre kareymiş. Pi r kare yarıçapı r ise alanını veriyordu. Pi r kare 36 pi eşitse her tarafı pi'ye böldüm. Pi'ler gitti. R kare 36 ise r eşittir 6'dır. Yarıçap 6 ise çevresi 2 pi r'ye eşitti. Yani 2 pi çarpı 6'dan cevabımız 12 pi olur. Birinci sorudayız. O çember merkezi OA 5 santim. Yukarıdaki verilere göre dairenin alanı kaç santimetre karedir? OA çemberin merkezi ile çemberin üzerindeki noktayı birleştirdiği için yarıçaptır. Daire dediği için buranın alanını hesaplayabiliriz. Dairenin alanı pi r kare ile hesaplanıyordu. Pi çarpı 5'in karesinden cevabımız 25 pi olur. İkinci sorudayız. O merkezli dairenin çevresi 12 pi santim olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Çevre 2 pi r ile hesaplanıyordu. Bu 12 pi'ye eşitse her tarafı pi'ye böldüm. 2 r 12 ise r eşittir 6 olur. Alanını bulacağız. Alan pi çarpı r kare. Yani pi çarpı 6'nın karesinden 36 pi olur. Üçüncü sorudayız. O merkezi yarım dairenin alanı 8 pi santimetre kare olduğuna göre yarım çemberin çevresi kaç santimetredir? Yarım dairenin alanı 8 pi ise tamamı 16 pi'dir. Yani pi r kare 16 pi ise her tarafı pi'ye böldüm. R'nin karesi 16, o halde r eşittir 4'tür. Yarıçap 4, yarım çemberin çevresini hesaplayacağız. Şimdi yarım çemberin çevresini kastederken aslında sadece yaydan bahsedilmiyor. Yani burayı bir cisim gibi, kapalı bir cisim gibi düşünün. Bu cismin etrafını hesaplamamız lazım. Yani yarım bir yay ve çaptan ibaret olur. Şimdi yarıçap 4 ise çap 8'dir. Öncelikle 8'i ekleyelim. Çemberin tamamı çevresi, yay uzunluğu 2 pi r. Bunun yarısını alacağız. Pi r olacak. R de zaten 4. 4 pi buradan gelecek, 8 buradan gelecek. Yani cevap 4 pi artı 8 olacak. İkinci kısımdayız. O ve M merkezli çemberlerin çevreleri toplamı 20 pi birimdir. Taralı alan 60 pi birim kare olduğuna göre O merkezli dairenin yarıçapı kaç birimdir? Şimdi birinin yarıçapına büyüğünkine büyük R diyelim, küçüğünkine de küçük R diyelim. Büyüğünki büyük R, küçüğünki küçük R. Şimdi çemberlerin çevreleri toplamı ne olacak? 2 pi büyük R büyüğün çevresi, 2 pi küçük R de küçüğün çevresi. Bunların toplamı 20 pi'ymiş. Ben burayı 2 pi parantezine alabilirim. 2 pi parantezine alırsam birinciden büyük R, ikinciden küçük R gelir. Bu 20 pi'ye eşitse her tarafı 2 pi'ye böldüğümde 20 bölü 2'den 10 olacak. Yani büyük R ile küçük R'nin toplamı 10 yapar. Şimdi diğer bilgi taralı alan 60 pi birim kare. Taralı alan nasıl bulunur? Taralı bölge bakın büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarırsak buluruz. Yani pi büyük R kare eksi pi küçük R kare neye eşit? 60 pi'ye. Burayı yine pi parantezine aldığımda büyük R kare eksi küçük R kare eşittir 60 pi. Her tarafı pi'ye böldüğümde büyük R kare eksi küçük R kare 60. Burada 2 kare farkı var. 2 kare farkını açarsak R eksi R çarpı R artı R olur.
Ve biz R artı büyük R artı küçük R'nin toplamını 10 olarak bildiğimiz için onunla neyi çarparsak 60 olur? 6'yı. Yani yarıçaplar farkı 6, toplamı 10. Bunları alt alta yazarsam farkları 6, toplamları 10. Biz O merkezli dairenin yarıçapını yani büyük R'yi arıyoruz. O yüzden direkt toplarsak R'ler gider. 2 tane büyük R 16 ise büyük R 8 olur. Birinci sorudayız. O merkezi OB ve OA yarıçaplı iki daire veriliyor. OB 2, OA 5 santim. Taralı alan kaç santimetre karedir? Taralı alan dikkat ederseniz bu bir daire halkasıdır aslında. Büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkarırsak buluruz. Yani pi büyüğün yarıçapı 5 olduğu için pi çarpı 5'in karesinden pi çarpı 2'nin karesini çıkaracağız. Yani 25 pi'den 4 pi'yi çıkaracağız. Sonuç 21 pi olacak. İkinci sorudayız. T noktasına teğet olan O ve M merkezli dairelerin arasında kalan taralı bölgenin alanı kaç pi santimetre karedir? Teğet çemberleri görmüştük arkadaşlar. Teğet çemberlerin merkezlerini birleştirdiğimiz zaman bu nereden geçer? Yani merkezlerini birleştirdik diyelim. Bunu uzattığımız zaman doğrultusu nereye varır? Nereden geçer yani? Teğet noktasından geçer. Şimdi bu aynı zamanda MT küçük dairenin yarıçapı, OM de yarıçapına denk gelecek. Yani toplamda OT büyük çemberin dairenin merkezi O üzerindeki nokta T olduğu için büyüğün yarıçapı 6 olacak. O halde taralı bölgeyi nasıl bulacağız? Büyüğün alanından küçüğün alanını çıkaracaksak pi büyüğün yarıçapı 6, pi 6'nın karesinden pi 3'ün karesini çıkarmalıyız. Yani 36 pi eksi 9 pi'den cevap 27 pi. Kaç pi santimetre karedir diyor. 27 pi santimetre karedir. Üçüncü sordayız. C ve D merkezi eş çemberler AB çaplı çemberin merkezi olan O noktasında teğettir. AO ve OB 6 santim yani büyük dairenin arkadaşlar yarıçapı 6'ymış. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç pi santimetre karedir? Eş çemberler büyük çembere içten teğettir. İçten teğet oldukları için merkezlerini birleşip uzattığımız zaman teğet noktasına varacaktır. Teğet noktasından geçecektir ve bu aynı zamanda büyük dairenin yarıçapı olacaktır. Ve bu 6 olacak. Aynı zamanda küçük çemberin de çapı olacağı için yarıçapı 3. Aynı şey altta da geçerli. Yani OD 3 olacak. Burada ne yapmalıyız? Büyük dairenin alanından şu küçüklerin alanını çıkarmalıyız. Taralı bölgeyi bulmak için. Pi 6'nın karesinden 2 tane, bir tanesini hesaplayıp 2 ile çarpabilirim. 2 tane pi 3'ün karesini çıkarmalıyım. Yani 36 pi eksi 18 pi. Buradan sonuç olarak 18 pi olur. Kaç pi santimetre karedir? 18 tane pi santimetre karedir. Yani cevap 18 oluyor. Geldik dairenin alanı 3'e. Örnek soruda AC, BC ve AB çaplı yarım çemberler verilmiştir. AC 4 santim, CB 6 santim. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Taralı bölge büyük yarım daireden küçük yarım dairenin alanını çıkararak hesaplanabilir. Küçük yarım dairelerin çapları verilmiş. Bakın BC çap 6 ise yarıçapı 3'tür. 3-3. Yine AC çap 4 ise yarıçap 2'dir. Büyüğün yarıçapı nedir? AB bakın AB çapmış. Çap 10 ise hani ona büyük R harfini verelim. 2R 10 ise R nedir? 5'tir. Büyüğün yarıçapı da 5. Şimdi pi büyüğün yarıçapı 5. 5'in karesi bölü 2. Pi R kare bölü 2 yapıyorum çünkü yarım daire var. Bundan küçükleri çıkaracağım. Yani pi 2'nin karesi bölü 2. Yine pi 3'ün karesi bölü 2'yi çıkaracağım. Hepsini tek paydada yazalım. 25 pi eksi 4 pi eksi 9 pi.
Yani 25'ten 9, 4 daha 13 yapar. 25'ten 13 pi'yi çıkardığımızda 12 pi. 12 pi bölü 2'den ne olur? 6 pi olur. Birinci sorudayız. ABCD kare. O merkezli çember karenin kenarlarına teğettir. AB 4 santimmiş. Taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Karenin alanından dairenin alanını çıkarırsak taralı bölgeyi bulmuş oluruz. Şimdi karenin bir kenarı zaten 4. Bu belli. Dairenin bize yarıçapı lazım ki ben hani şöyle düşünün. Merkezle teğet noktasını birleştirdiğimizde dik oluyor. Burada bir diklik oluşacak. Yine merkezle diğer teğet noktasını birleştirdiğimizde bu da dik olacak. Burada kareden söz ettiğimiz için iç açıları 90 olduğu için burası ne olacak? Doğrusal olacak. Yani R ve R dersem 2R 4'e eşit olacak. 2R 4 ise R eşittir 2'dir. Yani dairenin yarıçapına ulaşmış olduk. Şimdi karenin alanı A kare ile saplanıyordu. 4'ün karesi. Eksi dairenin alanı pi R kare ile saplanıyor. R'miz de 2. Yani 16 eksi 4 pi olur arkadaşlar. İkinci sorudayız. AB yarım çember çapı. AB'nin çap olduğu söylenmiş. O halde hemen gözümüze C batıyor. Bakın C çevre açı ve çapı görüyor. O halde kesinlikle 90'dır. AC 4 kök 3, CB 4 taralı alan kaç santimetre karedir? Taralı alan yarım dairenin alanından üçgenin alanını çıkarırsak hesaplanabilir. Yarım daireyi bulmak için önce yarıçapı bulmalıyız. 4, 4 kök 3 ise hipotenüs 8'dir. Bunu nereden anladık? Dik kenarlardan biri diğerinin kök 3 katı. O halde bu üçgen 30, 60, 90 üçgenidir. Burası 60 derece, burası 30 derecedir. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı kök 3 katı yani 4 kök 3. 30'un karşısı 4 ise 90'ın karşısı 2 katı yani 8. O halde yarıçap, çap 8, yarıçap 4. Pi r kareden, daha doğrusu pi r kare bölü 2'den yarım daire olduğu için üçgenin alanını çıkaracağım. Üçgen, dik üçgen. Dik kenarları çarpı 2'ye bölebilirim. Yani 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 yapabilirim. 16 bölü 2'den 8 pi. Burası da 16 kök 3 bölü 2'den 8 kök 3 yapar. Cevabımız bu şekilde oluyor. Pi'ye değer verin demediği sürece cevabımız pi ile oluyor. Üçüncü sorudayız. ABCD dikdörtgen. O merkezli yarım çember dikdörtgeni AB ve E noktalarında teğettir. AO 4 santim. Yukarıdaki verilere göre taralı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi ben OA yarıçap belli. Çemberin merkeziyle. Çemberin üzerindeki noktayı birleştiriyorum. Yine OB de yarıçap. Yine OE de nedir? Yarıçaptır. Ve bu dik gelir değil mi buraya? Çünkü teğet noktası 4. Burası da 4. Burada ne yapmalıyız? Taralı bölgeyi hesaplamak için dikdörtgenin alanından yarım dairenin alanını çıkarmalıyız. Dikdörtgenin bir kenarı 8, diğer kenarı da 4. Çünkü burada tekrar bir dikdörtgen hatta kare oluşturmuş olduk. Yani dikdörtgenin alanı bir kenarı 8, diğer kenarı 4. 4 çarpı 8'den 32. 32'den yarım daireyi çıkaracağım. Yani pi r kare bölü 2. R'miz de 4. 16 pi bölü 2'den 8 pi. Yani taralı bölge 32 eksi 8 pi olur. Geldik dördüncü kısma. Burada arkadaşlar daire diliminin alanını nasıl hesaplayacağız? Bunu inceleyeceğiz. Öncelikle alfa açılık bir daire dilimimiz varsa bunun alanını aslında oran orantıdan getiriyoruz. Diyoruz ki 360 derecelik daireye pi r kare düşüyorsa alfa derecelik dilimine ne düşer? İçler dışlar yaptık. X çarpı 360 alfa çarpı pi r kare. Her tarafı 360'a böldüğümde x'i yalnız bıraktığımda x neye eşit olacak? Alfa bölü 360 çarpı pi r kare. Aynı çember yayının uzunluğunu, hani yay parçasının uzunluğunu bulurken de aynı formülü uyguluyorduk. Yani tüm alanı yazıyoruz pi r kareyi. Bunu alfa bölü 360 oranıyla çarpıyoruz. Şimdi geçelim örneğe. O çember merkezi AB 60 derece. Taralı daire diliminin alanı 6 bin santimetre kare. Yukarıdaki verilere göre dairenin yarıçapı kaç santimetre karedir? Açısı 60. Bu arada merkez açı olmasına dikkat edin. Çünkü önemli olan burada
Aslında bu daire diliminin ölçüsü. Yani AB yayının ölçüsü merkez açı olduğu için aynısı oluyor. 60 derecelik bir yaydır. 60 bölü 360 çarpı pi r kare. Neymiş? 6 pi'ye eşitmiş. 60 bölü 360 sadeleştirdiğimizde 1 bölü 6 yapar. Pi'ler gider bu arada. R kare bölü 6, 6 ise R kare 6 çarpı 6'dan 36. Dolayısıyla R eşittir 6'dır. Yarıçap 6. Yarıçap 6 zaten yarıçapı soruyordu. O yüzden soru burada bitti. Cevabımız 6. Birinci sorudayız. O çember merkezi AB 54 derece, OA 10 santim. Yukarıdaki verilere göre taralı daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Açısı belli, 54 derece, merkez açı olduğu için. Yarıçap belli, o halde 54 bölü 360 çarpı pi r kare yapacağız. Yani onun karesi. 54 18'e bölünür. 18'in 3 katıdır. 18'e böldüm 3. 18'e böldüm 2. Yani 3 bölü 20 çarpı pi. Onun karesi de 100. %20 sadeleşir. 20'ye böldüm 1, 20'ye böldüm 5. Çarptığımız zaman 5 kere 3'ten cevap 15 pi olur. İkinci sorudayız. O çember merkezi OA 5 santim. Taralı daire diliminin alanı 15 pi bölü 2 santimetre kare olduğuna göre alfa kaç derecedir? Hemen formülü yazalım. 15 pi bölü 2 yani taralı bölge yani daire diliminin alanı alfa bölü 360 çarpı pi r kare yani 5'in karesinden 25. Burada sadeleştirmeleri yapalım. Mesela 15'te 25 sadeleşir. 5'e böldüm 3. 5'e böldüm 5. Pi'ler gider. 2 ile 360 sadeleşir 180. Son halini bir yazalım. 3 eşittir. Alfa çarpı 5 bölü 180. Yine 180 ile 5 sadeleşir. 5'e böldüğümüz zaman 36 yapar. Şimdi içler dışlar yaptığım zaman 3 çarpı 36'dan alfa eşittir 108 olur. Üçüncü sorudayız. O çember merkezi OB 6 santim. ACB açısı 30 derece. Yukarıdaki verilere göre taralı AOB daire diliminin alanı kaç santimetre karedir? Bize ne lazım? Yayın ölçüsü lazım. Bu zaten 30 derecelik açı çevre açı ve gördüğü yay iki katı olacak. Yayın ölçüsü 60 derece. O halde 60 bölü 360 çarpı pi r kare yani 6'nın karesi. 6'nın karesi 36 zaten. 36'lar gider. Sıfırlar gider. 6 çarpı pi'den cevabımız 6 pi olur. Beşinci kısımdayız arkadaşlar. Bir önceki kısımda daire diliminin alanını alfa bölü 360 çarpı pi r kareyle buluyorduk. Çünkü orada açımız ve yarıçapımız belliydi. Eğer açımız yoksa, yarıçap belliyse ve yayın uzunluğu belliyse, ölçüsü değil de uzunluğu belliyse, uzunlukla yarıçapı çarpıp 2'ye bölüyoruz. Sanki dik üçgenin dik kenarları gibi taban çarpı yükseklik bölü 2 yapıyormuşuz gibi. Örneğe bakalım. O çember merkezi OB 6 santim. AB yayının uzunluğu 4 pi'ymiş. Taralı daire diliminin alanı isteniyor. Bakın açı yok. Ama yayın ölçüsü yok. Ama yayın uzunluğu var. Yayın uzunluğu ile 4 pi ile yarıçapı çarpıp 2'ye bölüyorum. 24 bölü 2'den cevap 12 pi olur. Birinci sorudayız. O çember merkezi OA 8 santim, taralı alan 12 pi santimetre kare olduğuna göre AB yayının uzunluğu kaç santimdir? AB yayının uzunluğu mutlak değer olduğu için arkadaşlar yay uzunluğunu ifade ediyor. Buna x diyelim. Yay uzunluğunu biliyorsak, yarıçap biliyorsak daire diliminin alanı bu ikisinin çarpımı bölü 2'ye eşitti. X çarpı 8 bölü 2 12 pi'ye eşitse 8 ile 2'yi sadeleştirdik. 4. 4x 12 pi ise her tarafı 4'e böldüğüm zaman x eşittir 3 pi olur. İkinci sorudayız. O çember merkezi AB yayının uzunluğu 9 pi. Burası 9 pi'ymiş.
Taralı daire diliminin alanı 18 pi santimetre kare olduğuna göre x kaç santimetredir? Daire diliminin alanı bu ikisinin çarpımı yani 9 pi çarpı x bölü 2 ile hesaplanıyordu. Bu 18 pi'ye eşitse burada pi'ler sadeleşir. 9'a böldüm 1, 9'a böldüm 2. İçler dışlar yaparsam x eşittir 2 çarpı 2'den 4 olur. Üçüncü sorudayız. Zor çember merkezi AB yayının uzunluğu 2 pi. Burası 2 pi'ymiş. Taralı daire diliminin alanı 4 pi santimetre kare olduğuna göre alfa kaç derecedir? Burada yarıçapı bilmiyoruz. Öncelikle yarıçapı bulursak, yarıçapı R diyelim. Daire diliminin alanını biliyoruz. Yay uzunluğu çarpı yarıçap yani 2 pi çarpı R bölü 2, 4 pi ise bu da ikiler sadeleşir, pi'ler sadeleşir. R eşittir 4 olur. Şimdi yarıçap 4 ise şimdi açıyı bulacaksak önceki formülden gitmemiz lazım. Yani alfa bölü 360 çarpı pi r kare. R de 4. 4'ün karesinden 16. Neye eşit? 4 pi'ye. Taralı alan 4 pi olduğu için. Sadeleştirmeleri yapalım. Her taraftaki pi'ler gidecek. 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. İçler dışlar yaptığımda 4 alfa 360 yapar. 360'ı 4'e böldüğümde alfa 90 derece olur. 6. kısımdayız. Şimdi taralı daire parçasının alanı yani bir daire dilimimiz var. Daire diliminin uç noktalarını birleştiriyoruz. Ve burada bir daire parçası kalıyor. Bu parçanın alanını nasıl bulacağız? Daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkaracağız. Daire diliminin alanını açımız belli ise, yarıçap belli ise alfa bölü 360 çarpı pi re kare ile buluyoruz. Bundan neyi çıkaracağız? Üçgenin alanını. Üçgenin alanı da sinüs alan formülüyle iki kenar belliyse, aradaki açı belliyse sinüs alanla üçgenin alanını bulabiliyorduk. İki kenarı çarpıyorduk. R çarpı R'den R kare. Aradaki açının sinüsünü çarpıyoruz. Sin alfa ve 2'ye bölüyoruz. Şimdi örnekle bunu pekiştirelim. Taralı alan isteniyor arkadaşlar. Yayın ölçüsü 60 derece. O yüzden daire diliminin alanını hesaplıyoruz. 60 bölü 360 çarpı pi r kare yani 6'nın karesinden üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgenin kenarları 6'ya 6 yani 6'nın karesi çarptığımızda. Aradaki açının sinüsü sin 60 bölü 2. Şimdi 6'nın karesi 36. 36 ile bunlar sadeleşir. Sıfırlarda gider. Sol tarafta 6 pi kalır. Burada 6'nın karesi 36 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 18. Sin 60 ise kök 3 bölü 2. 18'de de 2 sadeleşir. 9 olur. Yani 6 pi eksi 9 kök 3 olur. Birinci sorudayız. O çember merkezi OA, OB dik. OB 4 santim. Taralı alan kaç santimetre kare? Şimdi açımız 90. Daire diliminin alanı 90 bölü 360. Hani bunları direkt 1 bölü 4 de yazabilirsiniz. 90 çeyrek daire demek. O yüzden 1 bölü 4 de yazabiliriz. Pi r kare yani 4'ün karesinden üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgen zaten dik üçgen. Dik kenarlarda 4, 4. 4 çarpı 4 bölü 2. Sadeleştirdiğimiz zaman 90'ın 360'ı 1 bölü 4. 16 bölü 4'ten 4 pi. 4 kere 4 16. 16 bölü 2'den 8. Yani cevap 4 pi eksi 8. İkinci sorudayız. O çember merkezi AOB açısı 150 derece. OA 12 santim. Taralı alan kaç santimetre kare? Aynı şeyi yapacağız arkadaşlar. Daire diliminden, daire diliminin alanı yani alfa bölü 360 yani 150 bölü 360 çarpı pi r kare yani 12'nin karesinden 144'den üçgenin alanını çıkaracağız. O da 12'nin karesinden 144 yani 12 çarpı 12 yaptık. Aradaki açının sinüsü sin 150 bölü 2. Sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırları götürelim. 144 36'nın 4 katı.
4 çarpı 15'ten 60 pi yapar. 144'ü 2'ye böldüğümüz zaman 72. Sin 150, sin 30'la aynıdır. Bütünler açıların sinüsleri aynıdır. Sin 30 1 bölü 2'dir. 72 bölü 2'den 36, yani 60 pi eksi 36 olur. Üçüncü sorudayız. O çember merkezi OAB 45 derece, AO 2 kök 2 santim taralı alan. Burada bir daire dilimi yok. Bunu biz oluşturabiliriz. Yani O ile B'yi birleştirdiğimizde sonuçta OB de yarıçap. Yani burası da 2 kök 2. Yani o zaman B açısı da 45. Çünkü üçgen ikizkenar 45 45 ise üçüncü açımız 90'dır. Yani çeyrek daire diliminden, yani 1 bölü 4 diyelim direkt. 90 bölü 360 yazmayalım. Pi r kare, yani 2 kök 2'nin karesi. Bu daire diliminin alanı. Bundan üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgendeki üçgendik kenarları çarpı 2'ye bölelim. 2 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. 2 kök 2'nin karesi 8. 8 bölü 4'ten 2 pi yapar. Kök 2 çarpı kök 2 2 yapar. Şu 2 ile bunlar gitsin. 2 çarpı 2'den 4. Yani son hali 2 pi eksi 4 olur. Geldik 7. kısma. O yarım çemberin merkezi AO 8 santim, CD 8 kök 2, taralı alan kaç santimetre karedir? Taralı alan bir daire parçasına benziyor. Ama bizim bunu arkadaşlar oluşturmamız lazım. Yani OD ve OC'yi çizersek bunlar yarıçaptır. Yani 8'e 8'dir. Üçgenin kenarları 8, 8 ve 8 kök 2 olduğu için burası kesinlikle diktir arkadaşlar. Yani ikizkenar dik üçgendir. İkizkenar dik üçgende hipotenüs dik kenarların kök 2 katıydı. Daire diliminden 90 derecelik açıya sahip olduğu için 1 bölü 4 diyebiliriz direkt. Pi r kare, yani 8'in karesinden 64'ten üçgeni çıkaracağız. Üçgen yine dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölebiliriz. 64 bölü 4'ten 16 pi, 64 bölü 2'den 32. Yani 16 pi eksi 32 olur. Birinci sorudayız. AB çemberin çapı ABC 15 derece, AB 12 santim taralı alan isteniyor. AB çemberin çapıysa arkadaşlar burası nedir? 90 derecedir. Gerçi onunla şimdilik herhalde onu kullanmadan da yapabiliriz. Çemberin merkezini belirleyelim. Merkezle C noktasını birleştirelim. Çapı şöyle kullanalım. Çap 12 ise yarıçap 6'dır. Yani buralar 6'ya 6. 15 derecelik çevre açı AC yayını görüyor. O zaman AC yayını ölçüsü 30 derecedir. Yani bunu gören merkez açı 30 derecedir. Yani daire dilimimiz burası arkadaşlar. Bu daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkaracağız ki daire parçasının alanını bulabilelim. O halde daire diliminin alanı açısı 30. 30 bölü 360 çarpı pi r kare, yani 6'nın karesinden üçgenin alanını çıkarıyorum. Kenarlar 6'ya 6, 6'nın karesinden 36 çarpı sin 30 bölü 2. Sadeleştirmeleri yapalım. 36 ile 36 gider. 0 ile 0 gider. 3 pi buradan geliyor. 36 bölü 2'den 18. Sin 30 da 1 bölü 2. 18 bölü 2'den 9. Yani 3 pi eksi 9 olur. İkinci sorudayız. O çemberin merkezi R6 kök 2 santim AB 12. Taralı alan kaç santimetre karedir? Yine arkadaşlar yarıçapları oluşturalım. OA yarıçap, OB yarıçap ve yarıçap 6 kök 2'ymiş. 6 kök 2, 6 kök 2 ve 12 üçgeni oluşturduk. Bu üçgen kesinlikle dik üçgendir. Çünkü 6 kök 2'nin kök 2 katı 12. Yani ikizkenar dik üçgeni sağlıyor kenarlar. Yani karşımıza şöyle bir üçgen çıktı. Kenarlar 3, 4 ve 5.
dik üçgen olduğunu söylememiş. Ama kenarlar dik üçgenin kenarları kesinlikle dik üçgendir bu. Bunu söyleyebiliriz. Burada da kenarlar dik üçgenin sağladığı için o açısı 90 derece dedik. Daire diliminin alanından üçgenin alanını çıkaracağız. Daire dilimi 90 derecelik açıya sahip olduğu için 1 bölü 4 pi 6 kök 2'nin karesi. Eksi üçgenin alanı dik üçgen olduğu için dik kenarları çarpıp 2'ye bölebiliriz. 6 kök 2'nin karesi 6'nın karesi 36, kök 2'nin karesi 2 çarptık 72. Yani 1 bölü 4 pi çarpı 72. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 yapar. Sadeleşir 2 ile. 6 çarpı 6'dan 36. 72'yi 4'e böldüğümüzde 18 yapar. 18 pi eksi 36 olur. Üçüncü sorudayız. Şekildeki çemberde BAC 45 derece, BC 6 kök 2 santim. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir? 45 derecelik açı, çevre açı BC yayını görüyor. O yüzden burası 90 derece olur. Burada bir merkez belirleyelim. Şurada bir yerde olsun. OB ve OC'yi çizelim. Yani yine bunu bir daire parçasına dönüştürelim. Bu taralı bölgeyi arkadaşlar bu arada BC yayı 90 derece olduğu için açımız da 90 olacak. Ne yapacağız? Taralı bölgeyi bulmak için bu çeyrek daire diliminden üçgenin alanını çıkaracağız ki üçgen ikizkenar üçgen ve hipotenüs 6 kök 2 ise dik kenarlar 6'ya 6'dır. Yani yarıçap 6'dır. Daire dilimini hesaplıyorum. 1 bölü 4 çünkü 90 derece. Pi r kareden bu daire dilimi. Şimdi üçgeni çıkarıyorum. Üçgen dik üçgen. Kenarlar dik kenarlar 6'ya 6. 6 çarpı 6 bölü 2. Yani 36 bölü 4'ten 9 pi. 36 bölü 2'den 18. Yani 9 pi eksi 18 olur. Geldik 8. kısma. Örnek soruyu çözelim. O yarım dairenin merkezi CHAB yedik. OH3, HB3 taralı alan. Yine taralı alan düzgün bir şeye benzemiyor. Bunu düzgün hale getireceğiz. Yine çemberin merkezini, dairenin merkezini devreye sokacağız. O ile C'yi birleştirirsek, bakın buraya A diyelim, buraya da B diyelim. A artı B'lik kısım bir daire dilimini oluşturur. Daire diliminin alanından şu dik üçgeni çıkarırsak taralı bölgeyi bulmuş oluruz. Şimdi aslında OB 3 3 daha 6 bize yarıçap verilmiş. O halde OC de yarıçap olduğu için 6'dır. Burada arkadaşlar hipotenüs 6 dik kenar 3. Yani dik kenar hipotenüsün yarısı. Bu nerede oluyor? 30 60 90 özel üçgende. Yani şurası 30 derece, burası da 60 derecedir. Şimdi daire diliminin alanını hesaplıyorum. A artı B'yi hesaplıyorum. Açısı 60 derece. 60 bölü 360 çarpı pi r kare yani 6'nın karesinden 36. Dan nereye çıkaracağız? Beyaz dik üçgeni çıkaracağız. Bu üçgenin sinüs de yapabiliriz ama zaten dik üçgen ve 30'un karesi 3, 60'ın karesi kök 3 katı 3 kök 3. Dik kenarları biliyoruz. 3 çarpı 3 kök 3 bölü 2 diyebiliriz. A'yı bu şekilde hesaplayacağız. Yani A artı B'den A'yı çıkardığımızda A'lar gidecek. B'yi bulmuş olacağız. Burası B yani taralı bölge. Sadeleştirmeleri yapalım. 36'lar gider, sıfırlar gider. 6 pi gelir. 3 kere 3 9, 9 kök 3 bölü 2. Sadeleşme yok. Böyle kalır. Yani taralı bölge 6 pi eksi 9 kök 3 bölü 2. Birinci sorudayız. O yarım dairenin merkezi CBA 45 derece, OB 4 santim yarıçap taralı alan. Yine bu taralı alanı düzgün bir şeye benzetelim. Yine merkezi devreye sokalım. OC yarıçap yani bu da 4. Burada 4. 45 derecelik çevre açının görmüş olduğu AC yayının ölçüsü 90 derece olduğu için bunu gören merkez açının ölçüsü de 90 olacaktır. Yani burada bir çeyrek dairemiz var. Taralı bölgeyi iki bölgeye ayırdık.
Burada 90 ise diğer tarafta 90. Burada da bir dik üçgenimiz var. Şimdi çeyrek dairenin alanı 1 bölü 4 pi re kare, yani 4'ün karesi. Dik üçgenin alanı ise dik kenarları çarpıp 2'ye bölüyoruz. 16 bölü 4'ten 4 pi, 16 bölü 2'den 8. Yani cevap 4 pi artı 8. İkinci sorudayız. O çeyrek dairenin merkezi. DCOA'ya dik, OC 6, CA 6 taralı alan. Yine taralı alanı düzgün bir şeye benzetelim. O ile D'yi birleştirirsek OA yarıçap ve 12 olduğu için OD de yarıçap ve 12 olur. Ve burada ben OAD ile birlikte ne oluşturmuş oldum? Bir daire dilimi oluşturmuş oldum. Daire diliminin alanından üçgenin alanı çıkaracağım. Üçgene dikkat edin. Hipotenüs 12. Dik kenar 6, yani yarısı. Bu üçgen 30, 60, 90 üçgenidir. Burası 30. Burası da 60 derecedir. Şimdi daire diliminin alanını hesaplıyorum. Açısı 60 olduğu için 60, 360'ın 6'da 1'i, direkt 1 bölü 6 diyorum. 1 bölü 6 pi re kare, yani 12'nin karesinden dik üçgeni çıkaracağım. Dik üçgenin 30'un karesi 6 ise 60'ın karesi kök 3 katı 6 kök 3. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpı 2'ye bölüyorum. Şimdi 144'ü 6'ya böleceğiz. Ne yapar? 144'ü 6'ya böldüğümüz zaman arkadaşlar, önce bir yazalım. Şurayı da yazalım. 36 bölü 2'den 18 kök 3. 2'ye bölsek 72 pi, değil mi? 2'ye böldük 3. 3'e böldük 24. Yani 24 pi eksi 18 kök 3. Üçüncü sorudayız. O çemberin merkezi ABC 60 derece. AO 6 santim taralı alan. Yine çözdüğümüz sorulara benziyor. O ile C'yi birleştiriyorum. 60 derecelik çevre açının görmüş olduğu AC yayının ölçüsü 120 derece olacak. Bunu gören merkez açı da 120 derece olacak. Yani taralı bölgeyi bir daire dilimine 120 derecelik ve bir üçgene böldük. Bu üçgenin de bakın 120'nin bütünleri 60. 60, 60 ise üçüncü de 60. Bu üçgen de eşkenar üçgen. Yani bir taraf daire dilimi, bir taraf eşkenar üçgen. Daire diliminin açısı 120. 360'ın 3'te 1'i olduğu için 1 bölü 3 diyorum. 1 bölü 3 pi re kare, 6'nın karesi. Bunun üstüne eşkenar üçgenin alanını ekleyeceğim. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4'tür. Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. 36 bölü 3'ten 12 pi. 36 bölü 4'ten 9 kök 3. 12 pi artı 9 kök 3. Ortak çarpan parantezine alınabilir, yani ileri götürülebilir. Test sorusu çözüyorsak zaten seçeneklere göre davranmalıyız. Mesela her ikisinde ortak çarpan 3 var. 3 parantezine alsak bundan 4 pi, bundan da 3 kök 3 gelir. Geldik 9. kısma. Örneği çözelim. O merkezi 60 derecelik merkez açılı iki daire dilimi verilmiştir. BO 60 derece, OC 6 santim, CA 2 santim taralı bölgenin alanı. Şimdi bu iki tane dairenin ortak merkezi, büyük dairenin yarıçapı 8, küçük dairenin yarıçapı 6. Ne yapacağız? Taralı bölgeyi bulmak için büyüğün alanından küçüğün alanını çıkaracağız. Büyüğün alanı 60 bölü 360 çarpı pi re kare, yani yarıçapı 8. 8'in karesinden 64. Küçüğün alanı yine açısı 60. 60 bölü 360. 1 bölü 6 da diyebilirdik. Pi re kare yarıçapı 6. 6'nın karesinden 36. Şimdi sadeleştirmeleri yapalım. 60 bölü 360 zaten 1 bölü 6. Burada 1 bölü 6. 36 bölü 6'dan 6 yapar. Yani buradan 6 pi geliyor. 64 6'ya tam bölünmüyor. 2'ye bölsek 32 pi bölü 3. Payda eşit dediğimde 32 pi eksi 18 pi bölü 3. O da ne yapar? 14 pi bölü 3 yapar.
Birinci sorudayız. ABCD kare D çeyrek dairenin merkezi DC 4 santim taralı alan isteniyor. Burada arkadaşlar çeyrek daire demiş zaten. Karenin alanından çeyrek daireyi ne yapmalıyız? Çıkarmalıyız. Karenin bir kenarı 4 olduğu için alanı 4'ün karesinden 16. Çeyrek daire 1 bölü 4 pi r kare. Yani 4'ün karesinden 16. 16 bölü 4'ten 4 pi. Yani 16 eksi 4 pi olur. 2'deyiz. O çeyrek dairenin merkezi BC2, CA10 taralı bölgenin alanı. Şimdi şuraya x diyelim arkadaşlar. Ya da şuraya r diyelim. OA yarıçap zaten. OB de yarıçap değil midir? Yani burada r değil midir? 2 santim, 2 birim BC'ye gittiğine göre OC R eksi 2'dir. Şimdi bu dik üçgende Pisagor uygulayabiliriz. Ya da özel üçgen düşünebiliriz. Hipotenüsün 10 olduğu 6, 8, 10 üçgeni var. Eğer R 8 olursa 8 eksi 2'den burada 6 olur ve 6, 8, 10 üçgeni olur. Ben taralı bölgeyi nasıl bulmalıyım? Bu çeyrek daire diliminden şu beyaz üçgeni çıkarırsam bulabilirim. Çeyrek daire dilimi 1 bölü 4 pi r kare yani 8'in karesi. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpı 2'ye bölüyorum. 6 çarpı 8 bölü 2. 64'ü 4'e böldük 16 pi. 48 bölü 2'den 24. Burada pi'yi 3 alın demiş. Pi yerine de 3 yazarsak 3 çarpı 16'dan 48 eksi 24'ten cevap 24 olur. Üçüncü sorudayız. O çeyrek daire diliminin merkezi. OABC dikdörtgen. OA 8, AD 2. Yukarıdaki verilere göre taralı alan kaç santimetre karedir? Arkadaşlar OD'nin yarıçap olduğuna dikkat edelim. OD nasıl ki 10 ise OB de 10'dur. Çünkü çemberin merkezi ile çemberin üzerindeki noktayı birleştiriyor. Burası da 10. Dikdörtgen dediği için açıları 90. Hipotenüs 10. Dik kenardan biri 8, o halde 6, 8, 10 özel üçgeninden diğer dik kenar 6'dır. Yapacağım şey belli. Çeyrek daire diliminin alanından dikdörtgenin alanını çıkaracağım. Çeyrek daire olduğu için 1 bölü 4 pi r kare. R'miz 10. 10'un karesinden 100. Dikdörtgenin alanını çıkarıyorum. 6 çarpı 8. 100 bölü 4'ten 25 pi. 6 çarpı 8'den 48. Cevabımız 25 pi eksi 48.